Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul'da Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Ateş ettiler. Bu saldırının ayrıntılarını Mehmet Altun Işık'tan öğreneceğiz. Evet Erhan Ertürk, silahlı saldırı İstanbul Riva'daki binada Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin toplantı yaptığı sırada gerçekleşti. Saatler 18'i gösteriyordu ve ilk gelen bilgilere göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada gerçekleşti o saldırı. Riva tesisinin hemen yanındaki binaya doğru ateş açıldı. İddialara göre saldırganın başkanlık katını hedef aldığı ifade ediliyor. Bazı kaynaklara göre 5 kurşun, bazı kaynaklara göre ise 7 kurşun isabet ettiği ki bazı kurşunların başkanlık katına isabet ettiği ifade ediliyor. Tabi hemen ardından emniyet ekipleri hızla olayın gerçekleştiği Türkiye Futbol Federasyonu binasına yöneldi ve oradaki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı ki hala hazırda İstanbul Valiliği'nin yapmış olduğu bir açıklama var. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Saldırıyı kınadı ve konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattıklarını açıkladı. Diğer taraftan saldırıya karşı az önce senin de ifade ettiğin gibi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kınayarak sözlerine başlamıştı ama diğer taraftan futbol kulüplerinden de saldırıya ilişkin bir kınama açıklaması yapıldı. Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün yapmış olduğu bir paylaşım var ve saldırıyı kınadıklarını ifade ediyorlar. Diğer taraftan Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor aynı zamanda Anadolu kulüplerinin de diğer liglerdeki kulüplerin de benzer açıklamaları ve saldırıyı kınadıkları ifade ediliyor. Saldırgan bir kişi miydi yoksa birden fazla kişi miydi? Elbette bütün bunlar soruşturmanın seyrine göre ortaya çıkacak. Kaç kurşun isabet ettiği, nerenin tam olarak hedef alındığı, hedef sadece bina mıydı yoksa binada toplantı yapan başkan ve yönetim kurulu muydu? Elbette bütün bunlar bu soruşturma kapsamında ki hali hazırda binanın güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alınmış durumda. İşte bu soruşturma kapsamında hepsi ortaya çıkartılması bekleniyor Erhan Ertürk. Mehmet teşekkür ederiz. Haberi Mehmet Altunışık verdi.